İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Kadın Gazetesi. En çok kadınlar ve çocuklar mağdur. Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ege Bölge Başkanı ve sosyal medya uzmanı Alaaddin Çağıl, sosyal medya ortamları üzerinde oluşturulan taciz edici mesajlar, tehditler ve istenmeyen takiplerin dünya genelinde özellikle kadınların ve çocukların büyük bir mağduriyet yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Çağıl, sosyal medya tacizlerinin fiziki taciz vakaları gibi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sözün Son Kadını, Bediha Hanım belgeseli. Kıbrıs'ın ilk kadın gazetecisi Bediha Okan Göreli'yi anlatan Sözün Son Kadını, Bediha Hanım belgeseli İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Hakimiyet Gazetesi. Rekor başvuru. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine rekor sayıda başvuru var. AK Parti'den 164, CHP'den 42, İYİ Parti'den 27 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı. Kadın aday adayı sayısındaki artış da dikkat çekici. AK Parti'den 29, CHP'de 13, İYİ Parti'de ise 8 kadın milletvekili aday adayı. Son gün 31 Mayıs. Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisi il taksit ödeme gününün dün itibariyle başladığı, vergi ödemelerinin son gününün ise 31 Mayıs 2018 Perşembe olduğu açıklandı. Vatandaşların cezalı duruma düşmemek için vergilerini bu takvim içinde ödemesi gerekiyor. Haberci Gazetesi. S plaka ihalesi yargıya taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce yaptığı S plaka ihalesi esnafı memnun etmedi. Yargıya gitmeye hazırlanan esnaf, plakaları eskiden olduğu gibi trafiğin vermesini istiyor. Mersin Barosu seçime gidiyor. Mersin Barosu Başkanı Ali Er'in milletvekilliği için istifa etmesinin ardından seçim kararı aldı. Başkan adayı Bilgin Yeşilboğaz, önce baro platformu olarak Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlere hazır olduklarını söyledi. Yeşilboğaz, Mersin Barosu'na öncü ve ilerici baro unvanını tekrar kazandıracağız dedi. İMC Gazetesi. Sandığa giderken bu 3 soru aklınızda bulunsun. Soru 1. Eğer Türkiye'de her şey yolundaysa niye erken seçim yapıyoruz? Soru 2. Eğer işler yolunda değilse neden tekrar aynı kişiyi Cumhurbaşkanı seçiyoruz? Soru 3. Eğer ülkeyi kurtaracak olan Erdoğan'sa ülkeyi bu hale getiren kim? Çocuklara istismardan korunma yolları ve hakları tiyatro oyunuyla anlatılıyor. Mersin Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını Sihirli Küre adlı tiyatro oyunu ile anlattı. Akdeniz Gazetesi. AK Parti'de FETÖ alarmı. AK Parti Genel Merkezi FETÖ'cülerin partiye sızmasını önlemek için çapraz mülakat sistemini uygulayacak. Adayların akrabaları dahil aile fertleri de mercek altına alınacak. Özellikle kripto FETÖ'cülere karşı hassas bir çalışma yapıldı. Farklı kaynaklardan çapraz güvenlik taraması yapılan aday adaylarının gösterdikleri referans kişiler, birinci ve ikinci derece akrabalarına kadar araştırılacak. Yerleştirme stratejisi KOBİ'lere yönelmeli. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, yerleştirme stratejisinin sadece büyük firmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, ekonomimizin bel kemiği olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de yaygınlaştırılmalıdır dedi.